İslam'ın önemli hükümlerinden birisi cihattır. Cahidû fillâhi hakk'ı cihâdihî Allah yolunda hakkıyla cihad edin. Cihad, cehdetmek, gayret göstermek anlamında ve nasıl ki akımu sallâ namazı kılın bir emir olarak var, cahidû fillâh Allah yolunda cihad edin bu da emir olarak var. Cihat ve savaş bazen birbirine karıştırılır ve cihat savaş gibi görülür. Evet yeri geldiğinde savaşmak bu da bir cihattır. Ama cihat sadece savaştan ibaret değildir. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Mekke döneminde savaşmadı ama cihat etti. İşte dini anlatmak, toplumun ıslahı için gayret göstermek bütün bunlar da cihattır. zaman cihatla alakalı şuna dikkat çekiyor. Cihadımız eskide farz-ı kifaye idi. Şimdi farzı aynı olmuş. Belki muzaaf bir farz. Hani farz-ı kifaye cenaze namazı gibi. Bazıları kılınca diğerlerinden düşüyor. Bazıları cihat edince de diğer insanlardan bu düşüyor. Eskiden diyor böyleydi. Ama şimdi farzı aynı olmuş. yani herkesin bir şeyler yapması lazım. Bir nevi seferberlik hali. Hem de muzaaf bir farz. Bu önemli bir tespit. İnsanımıza bu cihat ruhunun kazandırılması gerekir. Yani mesleği ne olursa olsun her bir Müslüman ben Allah yolunda, ilahi kelimetullah için ne yapabilirim? Allah'ın dininin daha geniş kitlelere ulaşması için bana tereddüt eden nedir? Bunları düşünmeli ve cihat görevini yerine getirmeli. Ve de zaman bir de dahilde cihat ayrı, hariçte cihat ayrı. Buna dikkat çekiyor. Son dersinde Ankara'da yapmış olduğu bir derste şunu söylüyor. Harici tecavüze karşı kuvvetle mukabele edilir. Yani diyelim bir Yunan, bir Rus saldırıyor. Maddi olarak saldırıyor. Siz de maddi olarak karşısına çıkar ve savaşırsınız. Çünkü düşmanın malı, çoluk çocuğu ganimet hükmüne geçer. Dahilde ise öyle değildir. Dahildeki hareket müsbet bir şekilde manevi tahribata karşı manevi ihlas sırrı ile hareket etmektir. Ülke içinde durumu ıslaha yönelik hareketler yapılır. Bu yönde mücadele edilir. Ülke dahilinde silahlı mücadele yapılmaz. Eğer ülke dahilinde farklı gruplar silahlı mücadeleye girişecek olursa bunun adı iç savaştır. Hariçteki cihat başka, dahildeki cihat başkadır. Bediüzzaman dahildeki e, cihadı müsbet hareket kavramıyla da formüle ediyor. Bizim vazifemiz müsbet hareket etmektir, menfi hareket değildir diyor. Ve müsbet hareket etmek işte kahrolsun karanlık demek yerine bir mum yakmak gibi, kar, kahrolsun cehalet demek yerine ilmi yaymak gibi e, durumlar. Ve e, diyelim Bediüzzaman'a zamana e, o günün idaresi bir baskı uygulamış hatta e, üç defa hapis hayatı da var ve uzun süren bir sürgün hayatı var. Bütün o şartlarda e, devlet ile karşı karşıya gelmiyor. Devletin yanlışlarına dikkat çekiyor, yanlış uygulamalara dikkat çekiyor. Ama bizim vazifemiz müspet hareket etmektir, menfi hareket değildir diyor ve e, düzeltme yolunda bir gayret içinde oluyor. Ve bu şekilde talebelerini de ona göre yönlendiriyor. Ve Düz Zaman'ın nazara verdiği hususlardan birisi cihade ı ekber. Diyor ki: "Herkes kendi aleminde bir kumandan olduğundan alemi asgarında cihade ı ekber ile mükelleftir." Yani herkes kendi aleminde bir kumandan. İşte kumandan dediğimizde ee, askerlik hatıra gelir, askerler savaşır, her bir insan da savaşacak tabiri caizse. Peki ne yapacak? Kendi küçük aleminde büyük cihadı gerçekleştirecek. Cihadı asgar, cihadı ekber bunlar hadise dayanan kavram. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Tebük seferinden döndüğünde Raca'na minel cihadil asgar, ilel cihadil ekber buyurmuş. Küçük cihattan büyük cihada döndük. Sahabe sormuş. Femel cihadül ekber ya Resulallah. Daha büyük cihat nedir ya Resulallah? Veya büyük cihat nedir ya Resulallah? Peygamber Efendimiz şöyle cevap vermiş. Cihadun nefs. Nefisle yapılan cihat. Nefisle yapılan cihat düşmanla yapılacak cihadın da esasıdır. Nefisle cihat yapmayan bir kimse düşmana zaten karşı çıkamaz. Savaşma sıvış gibi savaşı gerektiren durumlarda kaçacak yer arar. Veya cepheye bir şekilde gitmişse cepheden kaçanlar bile olabiliyor. Bu açıdan nefisle yapılan cihat hayatın tamamını içine alıyor. Bir insan artık bluğa erdikten sonra nefisle cihadı başlamıştır. Ve ölünceye kadar da bu cihat devam edecektir. Ama düşmanla cihat, düşmanla savaş olur veya olmaz olduğunda da ölürsem şehit, kalırsam gazi diyecek ve insan e, mümin olan bir insan o cihadın da hakkını verecektir. Cihad konusunda belki hatıra şu gelebiliyor. Yani Müslümanlar tarih boyu e, dış cephelerde de bayağı savaşmış. Acaba başka milletler e, işte silah zoruyla mı Müslüman oldu? Hatıra gelebiliyor. Dinde zorlama yok. La ikrahe fid din. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam etrafa seriyeleri askeri müfrezeleri böyle gönderirken veya orduyu gönderirken onlara şu talimatı veriyor. Savaşacağınız zaman diyor önce onları İslam'a davet edin. İslam'a girerlerse zaten savaş olmayacak. Ardından e, İslam bünyesi içinde e, vergilerini vererek hayatlarını devam ettirmek. Bu şıkkı onlara sunun. Ama eee bunu da kabul etmediler. Artık savaş kaçınılmaz hale gelmişse o zaman da savaşın. Yani burada zorla Müslüman yapmak yok. Müslümanlar mesela diyelim Balkanları 400 yıl idare etti Osmanlı. Ee, ama Yunanlılar yine şu anda e, Hristiyandır. Yani Yunanistan'ı 400 yıl idare ettik ama zorla Müslüman yapmış değiliz. Bulgaristan'ı 400 yıl idare ettik ama zorla Müslüman yapmış değiliz. Bosna Hersekliler e, kendi istekleriyle Müslüman oldular. Günümüzde Müslüman olarak da yollarına devam ediyorlar. zamanın bu noktada şu tespiti çok güzel bir strateji. Diyor ki medenilere galebe çalmak ikna iledir. Söz anlamayan vahşiler gibi icbar ile değildir. Medenilere dediği artık günümüzde medeniyet daha ön plana çıkmış. ...okumak, yazmak, e, teknolojide ilerlemek. E bunlar ön plana çıkmış. E, eski zamanda insanlar daha vahşiydi. Daha böyle savaşçıydı tabir caizse. Ama günümüz şartlarında epey bir şeyler değişmiş. İşte ona göre bir strateji de değişmesi lazım. Yani diyelim eskiden Viyana kapılarına kadar gittik ve savaştık. Ama şu anda diyelim Viyana'ya gider orada konferanslar veririz. Nitekim bunlar yapılıyor. Şahsen ben de konferans verdim orada. Hristiyanlara yönelik e, sohbetlerimiz de oldu, anlatımlarımız da oldu. İkna edebilirseniz Müslüman oluyorlar. Yoksa kılıcı daya veya silahı daya. Müslüman ol yoksa seni öldüreceğim. Bu zaten dinde yok da bunun tesiri de olmaz. O anda iman ettim demiş olsa bile içten içe sizin düşmanınız olur. Dolayısıyla İslam'ın yayılması kılıç zoruyla değil, İslam'ın güzelliğini göstermek yoluyla ve bir de ikna yoluyla gerçekleşmiştir.